Güzel olan şu, Bursa'da, herhangi bir görevde bulanmasa bile kent için dert denen insanlar var, makine mühendisi Feridun Tetikonlardan biri. Geçen dönem, Tmobil Koordinasyon Kurulu Sekreteri olarak, kent yaşamı ve kentin geleceği adına pek çok konuda proje geliştirilmesine öncülük etti. Görevden ayrılsa bile kent misyonu adına Bursa için düşünüp üretmeye devam ediyor. Bayram öncesi, sohbet ederken, arkadaşlarıyla oluşturdukları gönüllü çalışma grubu ile yaptıkları çalışmalardan örnekler de verdi. Örneğin, geçenlerde İstanbul'da yaşanan otel yangınından yola çıkıp Bursa'da da geçmişte yaşanan hastane yangınını anımsatarak şunu söyledi. Bursa'da bir faciaya yol açmamak için kamu hastaneleri, öğrenci yurtları, kamu binaları, okullar, alışveriş merkezleri hem depremsellik hem yangın önlemleri olarak acilen denetlenmeli. Önerisine, Yine geçtiğimiz aylarda yaşanan fabrika yangınları nedeniyle organize sanayi bölgelerini de ekledi. Bu noktada, 23 Ekim 2003'te valilik onayı ile başlayan denetimlerin 2010'da sonlandığını anımsatıp şunun altını çizdi. Bu amaçla valilik bünyesinde tüm gün mesai harcayacak profesyonel ve uzman itfaiyecilerden denetim ekibi oluşturulabilir. Şu önerisi de çok önemli. Kısa adıyla İRAP olarak bilinen il risk azaltma planları da Bursa gibi hızlı büyüyen kentler için çok önemli. Bu planların hızla yapılıp hemen uygulanması gerekiyor. Üzerinde durduğu şu. Bursa afet müdahale planı hemen yapılmalı. Planın Türkiye'deki illerde kağıt üzerinde olduğunu, ancak 2013'te kaldığını, 2022'de çalışmaların başladığını, fakat bitirme hedefinin 2027 olduğunu söyledi ve hemen güncellenmesini istedi. Şunu da ekledi: Zaman kaybına Bursa'nın tahammülü yok. Felaketlerden Bursa'yı koruyabilmek için hızlı hareket etmek zorundayız. TOGG'un renkleri farklı, plakaları aynı. 14 Mayıs'ta AK Parti Bursa Milletvekili Seçilecek Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çabuk uyum sağladı, saha çalışmasına da yatkın. Bununla birlikte, aday tanıtımına 16 BRS-99, plakalı gemlik mavis renkli TOGG'la Bursa'ya gelen Varank, bayramlaşma için yine 16 BRS-99 plakalı ama Anadolu kırmızıs renkli araçla geldi ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'la birlikte de yıkadılar. Varank, aynı plakalı kırmızı araçla İstanbul turu da yaptı. Umarız polis kontrolünde plaka sorunu yaşamaz. Memleket Partisi sürprizi, YSK'da liste değişti, Ümit Akkuş aday oldu. 9 Nisan'da, Siyasi Partiler Milletvekili Aday Listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiklerinde, Memleket Partisi 1. Bölge 4. Sırada Ahmet Atalay vardı. Ne var ki, 19 Nisan akşamı, YSK'nın açıkladığı kesin aday listelerinde, Memleket Partisi Bursa 1. Bölge dördüncü sırasında Atalay'ın yerine il başkanı Ümit Akkuş aldı. Anlaşılan o ki, YSK, incelemesi sırasında hukuki bir problem çıkınca Memleket Partisi Genel Merkezi son anda Atalay'ın yerine Akkuş'u listeye eklemiş. Ümit Akkuş, siyasetten önce futbol kamuoyunun tanıdığı bir isim. Kalecilik yaptı, başarılı bir hakemdi. Türkiye faal futbol hakemleri ve gözlemcileri ile futbol adamları derneklerinde Bursa Şube Başkanı olarak görev yaptı. Memleket Partisi'nde geçen yılın başında Nilüfer ilçe ve Mart ayı başında da il başkanı olarak görev üstlendi. Bursa'da 23 parti 5 bağımsız aday sandıkta. YSK'nın kesinleşmiş aday listelerine göre Bursa'da 1. Bölgede 23 ve 2. Bölgede 22 siyasi parti seçimde sandık yarışına giriyor. Yanı sıra, Bursa 1. Bölge, de Önder Ulusoy, Osman Onat Çetikaya, Oktay Çınaraylı 2 bölgede Kemal Tüfenk, Salican Mustafa'da bağımsız aday yarışacak. 5 bağımsız aday arasında Osman Onat Çetinkaya. Bugüne kadar tüm siyasi parti toplantılarına, açılış ve törenlere katıldığı için, protokol Osman, olarak seviliyor. CHP listesine oy vermeyi içine sindiremedi, Saadet Partisi'nden istifa etti. Listeler, YSK. Ya teslim edildiğinde, CHP Bursa listesindeki sürprizlerden biri Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Atmaca'nın birinci bölge üçüncü, sıradayı olmasıydı. Zaman içinde, Atmaca ve CHP birbirlerine alıştılar ama bu durumu kabullenemeyenler de var. 5 yıl SP Osman Gazi Gençlik Kolu Başkanlığı yapan, İl Tanıtma Komisyonu'nda görev alan SP Osman Gazi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Karakaş onlardan biri. Tepkisini de SP'den istifa ederek sergiledi. Bayramda aradığında Karakaş, la istifasını konuştuk. Şunu söyledi. Temel Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını bekledim olmayınca partinin kendi listesiyle seçime girmesini istedim. CHP listesinde yer alınca da içime sinmedi. Gerekçesi şu. Hiçbir zaman CHP ya da başka partiye oy vermedik, veremedik. CHP'de çok sevdiğim dostlarım var ama bu çok farklı. Bursa vekillerinin genel merkezlerde bayram nöbeti. Son yıllarda CHP genel merkezi NDE bayramlaşmaya gelen partileri Bursa milletvekili ve genel başkan yardımcısı Profesör Doktor Lale Karabıyık ağırlıyor. Bu bayramda Lale Hoca bayram ziyareti için CHP genel merkezine gelen 18 partiyi ağırladı. Yanı sıra İyi Parti Genel Merkezi'ni ziyaret eden siyasi partilerin temsilcilerini de İyi Parti Bursa milletvekili ve grup başkanı Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu karşıladı.